Ben soyut kavramları nasıl çalışabilirim diye sormuş. Nasıl verimli olur soyut kavramları çalışmak? Soyut kavramlar derken acaba ne kastediliyor onu bilmem lazım. Yani değil mi? Mesela matematik. Soyut bir dersi çalışırken nasıl çalışmalıyım? Yani muhtemelen kavramları somutlaştırmak üzerine sormuş ama orada, ya bir konuyu nasıl öğrenebilirim? Ben nasıl tercih ederdim diye belki cevabı. Soyut kavram değil de çünkü birçok şey var. Mesela hukuksal kavramlar da soyuttur, sanatsal kavramlar da soyuttur, matematiksel teoremler de soyuttur. Hangi anlamda soruluyor bilmiyorum ama yani soyut kavramı bir kere imajine edebiliyorsak, yani tahayyülle hayalimizde canlandırabiliyorsak buna muhayyileye dayalı düşünme deniyor. Zaten birçok soyut kavram sinestezi benzeri bir yöntemle algılanıyor. Mesela... Sıradaki soruma geldiniz hocam hemen. Vallahi mı? Bak nasıl sorular arasında çapraz pas atarım. Çok pisimdir o konuda. Ben sıradaki soru üzerinde şey yaptım. Mesela daha evvel sinesteziyle ilgili bir soru yorum da çekmiştik detaylı. Onun altına da bayağı soru gelmişti. İşte ben orada şeyi anlatmıştım. İnsanlar garipsemiş. Bazıları da bende de aynı öyle demiş. Haftanın günleri mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sayıyoruz ya böyle. Bunları ben mesela sayarken kafamda bunlar böyle bir susamlı simit gibi görüyorum ben bunu. Eğer birisi susamın bir dilimi gibi. Sebebini bilmediğim şekilde çarşamba büyük bir dilim mesela, bilmiyorum niye öyle olduğunu. Cumartesi, pazar biraz farklı renkli, yani daha koyu renkli bir iki parça gibi. Yani onu böyle bir biçimsel tahayyüle, hayale bağlamışım gibi. Soyut kavramlar da genellikle zihinde aslında böyle yer buluyor. Bu arada büyük teorilerin birçoğunun çıkışı böyle imajinasyona dayalıdır. Yani görsel hayal gücüne, muhayyileye dayalı başlangıçları vardır. Einstein'ın mesela uzay zaman çekim mekim hikayeleri böyle bir işte o uzay zamanın bükülmesine dair bir soyut tahayyülden kaynaklanıyormuş mesela. Hocam sözünüzü burada keserek şunu sormak istiyorum. Çünkü yıllar önce bir sohbetimizde hani bunun üzerine konuşmuştuk. Soyut kavramlardan konuşurken birinin tahayyül edebilmesi, soyut kavramları hani hakim olabilmesi ve hayal kurabilmesi için bazen yalnız kalması gerekir demiştiniz. Çoğunlukla. Çoğunlukla evet. Ve şu anda biz yalnızlıktan çok korkan bir süreçteyiz. Onunla ilgili şöyle küçük bir sizden hani soru olarak yönelteyim. Yani oradaki yalnızlık nedir, hani o yaratıcı olmanın getirdiği yalnızlık? Bak, ya da bu soru çok iyi oldu. On the fly geldi diye oldu. Çünkü hem uzun süredir anlatmaya çalıştığım bir şey hem de yani daha evvel bu bağlamda anlatmamıştım. Şimdi bak, özellikle zor sorunlarınıza çözüm bulmak ya da hani böyle karmaşık konseptleri bir şekilde içselleştirip anlamak istiyorsak dış uyaranları azaltmak ve kendi kabuğuna çekilmek çok önemli. Niye? Beynin evrimsel görevini anlarsak bunun ne kadar kaçınılmaz olduğunu da fark ederiz. Bizim beyin şunu yapıyor. Spontan olarak bir sürü nöral devreleri, sinirsel devreleri uyararak böyle aktivite örüntüleri oluşturuyor. Bunları düşünceler gibi düşünebilirsiniz. Yani plöp plöp ortaya çıkan düşünceler. Ve bu düşünceler boş yere çıkmıyor. Dış dünyada sürekli bir kaotik bir dünya var ya, böyle bir sürü bir şeyler oluyor. Mesela ben şu anda bir ekrana bakıyorum da burada kedi geziyor, orada bir kitap var, bir şey değil mi? Bir sürü hikaye var. Beynimde yaratılan bu spontan nöral örüntüler dış ortamdaki herhangi bir şeyle çakıştığı zaman bizim algımız oluşuyor. Yani biz algılarımızı aslında spontan nöral potansiyellerle dış ortamdan gelen verileri çakıştırarak yapıyoruz. Şimdi böyle ilginç bir görevi var beynin. Yani algılayabilmek için o EEG beyin dalgalarında cızır cızır gördüğümüz böyle şeyler var ya, herkes bilir onu üç aşağı beş yukarı. Bu aralar EEG çok popüler oldu. O beyinde devamlı cızır cızır gezen akımlar aslında bu eşleştirme işlevinin bir yansıması. Şimdi devamlı dışarıdan uyarı geldiğinde özellikle bunlar sosyal ilişkiler gibi böyle çok üst düzey ve karmaşık şeyler olduğunda, mesela kalabalıkların içinde gün içindeki rutinlerimiz, devamlı etraftan gelen görsel işitsel uyaranlar, şunlar bunlar, hepsi beynin bu eşleşme sistemini devamlı meşgul ediyor. Ve biz ne yapıyoruz? Böyle bir yoğun kalabalık ortamda biraz hani karnımızdan davranıyoruz, otomatik pilotta. Davranışlarımız üzerine çok düşünmeye, onları analiz etmeye, strateji değiştirmeye çok fazla fırsatımız olmuyor. Ama ne zaman ki verileri azaltıyoruz, ne zaman ki biraz izole hale geçiyoruz, izole, bak koronavirüs, bak ne fırsatlar kaçtı, bak onu özellikle anlatacağım. Böyle biraz kendi kabuğumuza çekiliyoruz, bir duruyoruz. Beynimiz o zaman ne yapıyor? Spontan kalıpları dışarıda fazla bir şeyle eşleştiremediği için kendi içinde eşleştirmeye başlıyor. Ne yapıyor? Zank diye aklına bir fikir geliyor mesela. Ana bak falan. Dikkat ederseniz büyük sorunlarınızın çözümünü ya da aha dediğimiz o farkındalık anlarını nadiren derste ya da mesaide ya da çalışırken yaşarsınız. Genellikle ya tuvalette ya otobüs beklerken, ya uyumadan önce, ya sabah kahvaltı için yumurta çırparken falan trak diye bir anda aklınıza gelir. Neden? Çünkü o sırada beyin aktif olarak veri değerlendirme işinden biraz geri çekilmiştir ve kendi içinde arka planda, işte biz buna bilinç dışına atmak diyor Mustafa Cüngil. Bilinç dışına atılmış olan problemlerle arka planda çalışıyor. Ne zamanki bir eşleşme yaşıyor, tamamen diyor işte bu. Şimdi bunu yaşayabilmeniz için işte sevgili dostlar, arkadaşlar, gençler, yaşlılar kim varsa aramızda arada bir duracağız. Mesela günde en az bir kere benim tavsiyem, yani 1-2 saat keşke olsa şalteri kapatıp bir çekilmek. Yatmadan önce bunu mecburen yapıyorduk. Mobil cihazlar yatağımıza girene kadar. Şimdi pıtı 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 onlar var. Yani bu zamanı kendinize ayırmazsanız ondan sonra şöyle bir şekilde bulacaksınız kendinizi. Bütün bunlar niye benim başıma geliyor? Hep aynı şeyler bana oluyor. İşte ondan. Yani biraz şartları kapatacağız. Şahane bir yorum geldi tam bu söylemlerin üstüne. Ayşe Minoğlu dedi ki şükürler olsun ki ben yalnızlığımda kendimi buluyorum. Helal olsun Ayşe Minoğlu. Yani vallahi tebrik ediyorum. Tabii ki bu arada yani asosyal olmak da iyi bir şey değil. Kendi içine kapanmak da ama yani gerçekten insanlarla birlikte olabilirken yalnız kalabiliyorsanız bundan büyük nimet yok bu devirde. Yani onu söyleyeyim. Sosyal bir endikasyonunuz, probleminiz yok. Arkadaşlarınız var, eşiniz, dostunuz var, bilmem ne. Ama arada bir şalteri kapatıp durabiliyorsanız enfes bir şeydir. Hocam ruh sağlığı için bu zaten gerekli bir şey. Hani kendimizi duymayı unuttuğumuz için bu kadar büyük bir sürencebenin içine düşüveriyoruz. Herkes tabii buna yorum yapıyor. Hani... Evet, ben de sorulara baktım. Evet arkadaşlar haklısınız. Moderatör süper değil mi? Ayşenaz Hazal Sezen süperdir gerçekten. Ediyorum, çok naziksiniz. Hocam şimdi soruların içinde şöyle bir soru biraz konuyla bağdaştığı için hemen size yöneltmek istiyorum. Özellikle bu dönemde kaliteli vakit geçirme, verimli vakit geçirme, pandemide herkes eve kapandı, hep birlikte işte daha güzel yogalar yapacağız, yemekler pişireceğiz ve insanlar vaktini verimli geçirmek üzerine bir stresin içine girmeye başladılar. Bunun üzerine de Zehra Deniz Hanım da bize demiş ki, bu süreci verimli geçiremediği için depresyona giren, intihar etmeyi düşünenler olduğundan bahsettiler. Bu kadar kendini geliştirme propagandası uygun mu diye sormuş. Aşikar ki değil. Yani şimdi bakın lafın yani o kavramın kendisinde bile bir sıkıntı var, dikkat edin. Kendini geliştirme. Yani sen olmamışın, olman lazım. Bunun için şunu yapman lazım, benden bunu alman lazım demek aslında o. Bak ben sana bir şey satayım, bir zihnin açılsın. Bu anlama geliyor aslında. Şimdi kişisel gelişim aslında önemli bir şeydir. Yani gelişmek zorundayız. Zira insan olmak sürekli gelişmek demek. Ama kişisel gelişim paketi altına konan maalesef bir sürü şey hava civa. Yani patlıyor. Ben hatta bununla ilgili size bir yani AçıkBeyin'den bir anımı anlatayım, enteresan. Biz ilk AçıkBeyin'i kurduk, işte eğitimler vermeye başladık. İşte çağırıyorlar, sağa sola gidiyoruz. Tabii soruyorlar siz ne tarz eğitim veriyorsunuz diye. Ben de diyorum işte diğer arkadaşlarım biz beyin davranış anlatıyoruz. Ya, yok diyorlar yani hard skill mi soft skill mi? Böyle sordukları şey de bu. Bir hard skill yani beceri eğitimleri varmış. Mesela bilgisayar programlama falan filan işte yabancı dil eğitimi falan gibi. Yok dedik biz beceri eğitimi vermiyoruz. Öbürü soft skill. Ne yani Türkçesi kişisel gelişim. İşte nedir iletişim becerileri onlar bunlar. Dedik yani herhalde bizimki kişisel gelişimdir falan dedik. Hani o kategoriye uyuyor. Soft skill dedik önce. Sonra birkaç yere gittik böyle eğitim uzmanları falan geliyordu bizim eğitimlere. Hele benimkine gelenler şey diyor, yok hocam sizinki soft skill, ya bu değişik bir şey falan. Nasıl bir şey? Vallahi biz böyle bir şey görmedik falan oluyorlar. Neden diyorum? Yani siz diyorlar böyle bir, evde yapabileceğimiz bir şey de anlatmıyorsunuz ama insanın eve gidince bir şey yapası geliyor. Hani böyle bütün hani ayarlar mayarlar anlatıyorum ya ben. Ondan sonra baktık bu iki kategoriye girmediği için biz kategori uydurmak zorunda kaldık. İşte bizimkine şimdi core skill eğitim diyoruz. Artık öyle deniyor gerçekten. Öyle bir şey oldu. Öz beceri eğitimi yani insan olmanın aslında ne olduğunu hatırlatmaya yönelik bir eğitim biçimi. Ve bu eğitim biçiminin bir tane temel amacı var. Eğiticiye ihtiyacı ortadan kaldırmak. Yani öyle bir anlatacaksın ki mesela becerebilsen artık Sinan Canan'a ihtiyaç yok. Ya ben buradan yürürüm falan diye. Öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla o mesela kişisel gelişim dediğimiz şeyin içindeki problem ne? Sana bir takım formüller veriyorlar. İşte hele korona günlerindeyse al bu kadar yoga yap, al bunu seyret, al bunu ye, al bunu iç. İyi de insan böyle bir şey değil ki. Herkesin bu hayatında yapmak istediği bir tane bir şey vardır ya. Bir fırsat bulup da yapamadığı. Yani bunun için birinin size bir şey söylemesi, tek söylenmesi gereken şey şu. O yapmak istediğin şey var ya, hadi şimdi yap. Bu kadar işte. Nasıl yapacağım? Hocam, ne yapacağım? Ben nereden bileyim? İnsanların bu kadar strese girmesinin sebebi uzun süredir yapmak istedikleri şey üstünde de düşünemiyor olmuş oluşları olabilir mi? Elbette. O kadar meşguliyet var ki etrafta. Bak benim 5. insanın fabrika ayarlarındaki 5. ayar. Sınırları aşmak diye bir ayar var. 5. Şimdi ne anlatıyor bu? İnsan kendi sınırlarını aşmaya programlanmış ve ancak böyle kendisi olabilen, ancak böyle mutlu olabilen bir varlık. E peki rutin hayatın tantanası buna izin vermiyor. Ben bu rutin hayatın problemleriyle bizim ayarları şöyle yan yana koyuyorum uzun uzun. İşte benim 3. cilt şimdi yakında çıkacak inşallah, 1-2 haftaya çıkar. Sırf bu sınırları aşmak konusu tek bir cilt oldu. Bu 4 ayar 2 cilt, bu tek ayar tek bir cilt oldu. Orada anlatmaya çalıştığım şey bunu yapmazsan ne olur? Yani sınırlarını zorlamazsan ne olur? Bak içinde ne bir formül var ne bir şey var. Ben bunu 3 yıldır anlatıyorum yaklaşık. 2,5-3 yıldır. Sadece bunu anlattığım için millet öyle şeyler yapmış ki bana mail falan atıyorlar. Yolda görme ağzım açık kalıyor. Çünkü hiçbir formül vermediği zaman şöyle bir şey oluyor. İnsan eve gidiyor. Bir dakika lan adam bir şey anlattı. İnsan sınırını aşmak zorundaymış. Ben de insan olduğuma göre acaba yani sınırımızı aşmak bir şey var mı falan. Ya ben senelerdir demek ondan falan diye bir aydınlanma geçirip insanlar yürüyorlar. Şimdi kişisel gelişimde bu olmuyor. Kişisel gelişim sana bazı ilkeleri veriyor güzel ama hemen tüketmeyi çok sevdiğimiz böyle tıptan alıştığımız ilaç ver geçsin tarzı formüllere çok maalesef başvuruyor. Yoksa kişisel gelişim alanında da muhteşem işler var. Mügeciğim Virtual Hack yazıyor. Ben de sana Virtual Hack yapıyoruz ikimiz de buradan. Evet Virtual Hack'a kaldık artık maalesef. Sevgili Müge Doğan da burada şu anda canlı yayınımız ama sınavı vardı. İnşallah iyi geçmiştir bakalım Müge Hanım. Sorarız sonra. Sınavı nasıl geçti? Yazsana yorumlara. Değişiklik olsun. Değil mi? Görelim burada.